Merhaba çocuklar, yine din kültür dersiyle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bir ayet tanıyacağız. Hangi ayet? Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi hakkında önce biraz bilgi verelim. Bakara suresinde bulunan bir ayettir. Kaçıncı ayeti? Bakara suresinin 255. ayeti. Ayette nelerden bahsedecek? Allah'ın sıfatlarından, eşsiz kudretinden bahsedecek. Peki Ayetel Kürsi ismini nereden alıyor? Şimdi geçen kürsi kelimesinden alıyor. Kürsi ne demek? Allah'ın sonsuz gücü, kudreti, hükümranlığı yani otoritesi anlamına geliyor. Şimdi Ayetel Kürsi isterseniz hızlıca görebiliriz. Evet, salonda görmüş olduğunuz Ayetel Kürsi'nin orijinal metni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'kuduhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi'izni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Görmüş olduğunuz aslında bu sadece bir ayet. Bazıları sureyle karıştırır. Bu bir sure değiliz. Tamamen bir ayettir. Şimdi anlamına geçelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. İlk ayetin ilk kısmında, ilk cümlesinde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyor. Allah la ilahe illa hu. O daima diridir, haydır. Burada Allah'ın bir sıfatı ön plana çıkıyor. Bütün varlığın iradesini yürütendir yani kayyumdur. Burada da ikinci sıfatı ortaya çıkıyor. Sonrasında onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Yani sürekli diridir, uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur, onun kontrolündedir. Bu da yine kayyum sıfatına gider. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? Şefaat etmek aslında referans olmak diyebiliriz. Yani Allah'ın izni olmadan kimse kimseyi kayıramaz demek aslında bu cümle. O kulların yani insanların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarında başka ilminden hiçbir şey kavrayamaz. Yani insanlar ise ancak Allah'ın insanlara verdiği ölçüde bilgi sahibi olabilir. Onun sonsuz kudreti, gücü, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Yani kontrol etmek Allah'a ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. Evet, burada Allah'ın 4 tane sıfatı var doğrudan. Bir tanesi de dolaylı olarak onları göreceğiz. Bir tanesi nedir? Hay ismidir Allah'ın. Orada da yazıyor. İkincisi kayyum ismidir. Üçüncüsü Ali ismidir. Evet, dördüncüsü azim. Bunlar üzerinde durmak istiyorum çünkü bunlar önemli. Bunlar sorularda çıkıyor çocuklar. Aslında bir beşincisi de var, alim şeklinde. Doğrudan verilmese de o da Allah'ın her şeyi bildiğini gösteren ismidir. Evet, hay Allah'ın sürekli diri olması. Yani hiçbir zaman, hiçbir şekilde Allah'ın ölümünün söz konusu olmayacağını, sürekli canlı, diri olduğunu gösteren ismidir, hay ismi. Kayyum ismi Allah'ın evrende olan her şeyi idare ettiğini gösteren ismidir. Ali ve Azim aslında birbirlerine yakındır. İkisi de yüce ve büyük anlamına geliyor. Ali yüce, Azim ise büyük anlamına geliyor. Alim ise Allah'ın yeryüzünde, evrende olan her şeyden haberdar olduğu, her şeyin bilgisi olduğunu gösteren isimleridir. Şimdi Ayetel Kürsi hakkında birkaç bilgi vereceğiz yine. Ayetel Kürsi'de Yüce Allah İslam inancını, ait hususları bizlere özet bir şekilde vermiştir. Evet, Allah'tan başka ilah olmadığı İslam inancının aslında ilk esasıdır. Yine Ayetel Kürsi'de Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerinde duruluyor. Yine kainattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değiniliyor. Yine Yüce Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğu, her şeyin Allah'a ait olduğu, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleştiği
ayette geçen diğer hususlardandır. Evet çocuklar, burada bitiyor ayetel kürsi. Şimdi sizler, evet, bu gördüğünüz din kötü ayet kürsi örnek soruları Mart ayına ait. Burada çocuklar sadece 3 üniteden soru var. İlk ünite, ikinci ünite ve üçüncü ünite. Üçüncü ünitenin bir kısmı var hatta, o şekilde diyebilirim. Bu görmüş olduğumuz soru aslında üçüncü ünitenin sorusu. İçerisinde zaruratı hamse dediğimiz 5 tane korunması gereken temel esas vardı. Neydi bunlar? Malın koruması, aklın koruması, canın koruması, neslin koruması ve dinin koruması. Şimdi bu soruda bunun üzerine duracağız. Diyor ki aşağıdaki ayetlerden hangisi bu ilkelerin korunması ile ilgili değildi? Önce yukarıdaki paragrafı okuyalım. İslam dininde bireyin dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması ve güvenli bir toplumun oluşturulması için zarurat-ı hamse denilen 5 temel ilke ve değer vardı. Az önce saydığım şeyler. Bunlar canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasıdır. Bu ilkeler kişinin ve toplumun varlığını koruyabilmesi ve devam ettirilmesini sağlar diyoruz. Şimdi hangisiyle ilgili değildir bakalım. Evet. Kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Burada hangi ilkesiyle alakalı? Canın korunması ile alakalı diyebiliriz bu şık. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi alakalı. Evet. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Bu da neyle alakalı? Malın korunması ile alakalı. Malın, yani paranın helal yoldan kazanılması gereken ilkesiyle malın korunması. Dolayısıyla bu da malın korunması ile alakalı. Ve insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapanlar, yani eksik yapanlar, hilekarlara yazıklar olsun diyor Mutaffifin suresinde. Bu da yine malın kazanması, malın korunması kapsamına giriyor. Çünkü malın helal yoldan kazanılmadığını gösteriyor burada. D şıkkına bakalım. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri belli bir yörüngede yüzmektedir. Eğer dikkat ederseniz bu birinci ünitenin fiziksel yasalarına örnektir bu ayet. Dolayısıyla burada yani bu D şıkkı verilen bu 5 tane ilkenin dışında kalıyor. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu cümleden hareketle zekatla ilgili yargıların hangilerine ulaşılabilir? Zekat, şimdi zekat hakkında bilgi verecek. Diyor ki İslam dininin 5 temel şartından biri olan zekat. Bakın 5 temel şartı diyorsa demek ki İslam'ın şartları arasında demek ki farz bir ibadet. Buna dikkat edeceğiz. Kimler tarafından, nelerden, ne kadar, kimlere ve nasıl verileceği üzerinde de Kur'an-ı Kerim'de ne yapılıyor? Belirtiliyor. Demek ki sistemli bir şekilde hareket ediliyor zekatta. Şimdi bu öncüllere bakalım. Farz bir ibadetler, evet. Temel şartta diyorsa farzdır. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir, evet. Çünkü kimler tarafından verileceği belli, nelerden, ne kadar, kimde, nasıl verileceği hepsi belli. Malın bereketlenmesine sebep olur. Bu doğru bir bilgi ancak yukarıda verilen bilgiler arasında yok. Yani tabi evet, zekat vermek de mal bereketlenir. Ancak yukarıda verilen bilgi de yer almıyor. Dolayısıyla sadece 1 ve 2 olacak. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Bakalım şimdi. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Yani doğru yol belli diyor. İster şükredici olsun, ister nankör. Şimdi diyor ki biz doğru yolu gösterdik. İstersen doğru yolu seçersin ve şükredersin. İstersen seçmezsin ve nankörlük etmiş olursun. Dolayısıyla insanın özgür olduğuna vurgu yapılıyor burada. Yani C şıkkına. Bakalım A şıkkına. Emek, emekle alakalı bir bilgi yok. Emek bir çaba sarf etmek demek. Tevekkül, tevekkül ne demek? Bir işi yapılması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra, yapılması gereken her şey yapıldıktan sonra o işin Allah'a bırakılması demek. Dolayısıyla onunla alakalı bir bilgi yok. Ömür, her canlının bir yaşama süresi vardı. Bunu ömür diyorduk. Dolayısıyla ömürle de alakalı değil, özgürlük ile alakalıdır diyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Dördüncü soruya geçelim. Bu metin aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisiyle ilişkilidir?
ilişkilendirilemez. Bakalım şimdi. Toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam'ın temel ilkelerinden biri de insan hayatını korumaktır. Bu ilke gereği insanın canına zarar verebilecek davranışlarda bulunması yasaklanmıştır. Yani canın korunmasına burada vurgu yapılıyor. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını tehlikeye atma sorumluluğu da vardır. Bununla birlikte kişisel temizliğe ve çevre temizliğine özen göstermek ve sağlıklı beslenmek de her Müslümanın birer vazifesidir diyor. Bakalım hangisiyle ilişkilendirilemez. Yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamak. Evet, burada temizliğe ve çevre temizliğine önem göstermekten bahsediyor. Dolayısıyla bu ilişkilendirilebilir. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız. Evet, burada diyor ki bakın insanların sağlığına tehlike atmaması gerektiğini gerekiyor. Ve insanın kendi sağlığına da tehlike atmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu da ilişkilendirilebilir. Bakalım birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayınız. Bu özel hayat ile alakalı bir şey. Yani canın korunmasından ziyade biraz ahlaki boyutuna vurgu yapılıyor burada. Bu dursun bir. D şıkkını okuyalım. Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi bu. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Yine burada ne ile alakalı? Sağlık ile alakalı bir hadis diyoruz. Ama C şıkkına baktığınız zaman bu daha çok ahlak ile alakalı bir bilgi. Son sorumuza geçiyoruz. Fiziksel yasalar ile alakalı bir soru. Fiziksel yasaların neler olduğunu söylüyor. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili yasalardır diyor. Bunlara doğa yasaları da deniyor. Bu yasalar gözlenebilir olgu ve durumlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini göstermektedir diyor. Evet, buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalar kapsamında değerlendirilebilir diyor. Dere yatağına yapılan evlerin sel sebebiyle zarar görmesi. Bu değerlendirilebilir neden? Çünkü dere yataklarının sel baskınları sonucunda ne olduğunu biliyoruz. Dolup taştığını biliyoruz. Bu da madde ve maddenin oluşumu, değişimi, hareketiyle alakalı bilgiler olduğu için fiziksel yasalara doğrudan girmektedir. B şıkkına bakalım. Adalet ve eşitliğin olmadığı toplumlarda kargaşa yaşanması toplumsal yasalarla alakalı. Adalet, eşitsizlik, eşitlik. C şıkkına bakalım. Sağlığına dikkat eden toplumların yaşam sürelerinin uzun olması ya toplumsal yasalarla alakalı. Savaş bölgelerindeki insanların daha güvenli yerlere göç etmesi. Bu da toplumsal yasalar ile alakalı. Ama A şıkkımız ne ile alakalı? Fiziksel yasalar ile alakalı. Evet, örnek sorularımızı da çözmüş olduk çocuklar. Sizlere ödev olarak elinizdeki nar testlerin sarmal kısımlarından yine anlattığım konu hangi konuydu bunlar? Özellikle Hazreti Musa'nın hayatı ve Ayetel Kürsi ile alakalı olan bölümleri çözmenizi istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.